Bizler değerli arkadaşlar, eğer 15 Temmuz darbe girişimi sürecine Türkiye adım adım ilerlerken neleri gözden kaçırdığını hükümete hatırlatmazsak, ülkeyi yönetenlere hatırlatmazsak bir kez daha bu felaketler başımıza gelecek. Biz kahin değiliz. Ama 2 kere 2 de 4 eder. Bunu bilecek kadar da hepimiz en azından bilgi sahibiz. 2 kere 2 4 eder. Birileri çıkıp 2 kere 2 30 eder deyip toplumu aldatmaya, kandırmaya çalışıyorlar. Evet, 30 daha büyüktür ama 2 kere 2 30 etmez. Biz 2 kere 2'nin 4 olduğunu her dönemde söyledik. Her dönemde de anlatmak, söylemek zorundayız. Eğer ülkede demokrasinin kanalları açılsaydı, Kürt sorunu özellikle, ana neden, tetikleyici neden budur. Kürt sorunu barışçıl, demokratik çerçevede çözülmediği için ordu, savaşan bir ordu gerçeğiyle hareket ettiği müddetçe siyaset üzerinde vesayet hakkını görür kendinde. İçeride savaştırdığınız ordu, iç savaşta kullandığınız ordu günü gelir işte bunu yapar. Cizre'yi, Şırnak'ı tankla, topla yıktırdığınız ordu, oraya atadığınız, gönderdiğiniz kaymakamlar, valiler, generaller günü gelir işte size bunu yapar. Kürt sorunu o yüzden burada anahtar meseledir. Bu meseleye yaklaşım darbeci misiniz, değil misiniz tartışmasının aslında ana noktasıdır. Darbe istemeyen bu ülkede Kürt sorunu demokrasiyle çözülmeli, barış içinde çözülmeli diyebilmelidir. Ordu Kürtleri essin ama ben darbe de istemiyorum. Birbiriyle çelişkilidir. Ordu Kürtleri essin diyorsan, buna göz yumuyorsan, ordu tanklarıyla Kızılay'da, efendim Boğaz Köprüsü'nde her birimizi katletmeye başladığında şaşırmayalım. Çünkü Cizre'de aylardır yaptılar. Şırnak'ta, Nusaybin'de halen yapıyorlar. Oradaki halk değil mi? Yurttaş, vatandaş değil mi? Oradaki terörle mücadeledir. Gözümüzü kapatalım. Koskoca şehirleri tankla, topla bu darbeci generaller yıksınlar. Başbakanın, cumhurbaşkanının emriyle, siyasi desteğiyle bir halka katliam da yatsınlar. Sonra efendim bunlar nasıl güçlendiler? Böyle güçlendiler. Biz burada dilimizde tüy bitti bunları anlatmaktan. Vatan haini ilan edildik. Bölücü, terörist ilan edildik. Halen de bunları söylediğimizde anlamak istemeyenler, duymak istemeyenler, vicdanını, kulağını karartmış, kapatmış olanlar tabii ki duymuyorlar, anlamıyorlar. Darbeye karşı çıkmak demokrat olmak için şarttır ama yeterli değildir. Darbeye karşı çıkmak demokrat olmak için gereklidir ama yeterli değildir. Sadece darbeye karşı çıktınız diye demokrat olmazsınız. Darbeye karşı çıkacağız ama darbenin olmaması için eksiksiz bir demokrasiyi savunacaksak demokrat oluruz. Yoksa hiç demokrasiyle alakası olmayan da darbeye karşı çıkabilir. Onun da hakkıdır. O da doğrudur, yanlış değildir ama eksiktir. Meselenin özü de budur zaten. İfade özgürlüğü engellendi, basın özgürlüğü engellendi aylardır. Gösteri hakkı yok, yürüyüş hakkı yok. 7 Haziran seçimlerinden bu yana parlamento lağvedilmiş. Anayasa askıya alınmış. Zaten bir sivil darbe 1 yıldan fazladır Türkiye'de yürürlükte. Bunları eleştirdiğimizde, bunların yanlışlığını ortaya koyduğumuzda, dinlemeyen hükümet, dinlemeyen cumhurbaşkanı, anlamak istemeyenler birazcık olsun öz eleştiri yapın ya. Birazcık olsun öz eleştiri yapın. Bak, bu siyasi İslam anlayışınızla devleti ele geçirme fikriyatınız ve aynı zamanda demokrasiden uzaklaşan programınız ve yapınız, pratiğinizle darbeyi tetiklediniz. Bunun hiçbiri darbeyi meşru kılmaz ama bu hakikatleri konuşmazsak, birbirimize anlatmazsak, bunun üstünü örtüp meydanlarda demokrasi şöleni var deyip ülke demokrasiye geçmiş gibi davranırsak yanlış yaparız. 15 Temmuz akşamı ordu içerisinden hareketlenen gruplar asla demokrasi için hareket etmiyorlardı. Zaten parlamentoyu bombalamış olmalarından, zaten bu kadar sivil insanı acımasızca, hunharca katletmiş olmalarından niyetleri anlaşılıyordu. Ama 15 Temmuz akşamı Türkiye'de zaten demokrasi yoktu. Deniyor ya, darbe demokrasiye karşı yapıldı. Hayır,
darbe demokrasi mücadelesine karşı yapıldı. Türkiye'de demokrasi zaten yoktu. Darbe tehdidi ortadan kalktığında da otomatikman demokrasiye falan geçmedik. Bunu söyleyenler de toplumu aldatıyorlar. Geçmedik demokrasi. Evet, toplumda bir birlik var. Darbeye karşı bir birlik var. Beraber hareket etme ruhu var. Bu önemlidir. Ama bu geçicidir. Geçicidir. Darbeye karşı birlik, darbe tehdidi ortadan kalktığı anda dağılacak. Bu birliği hakiki bir demokrasi birliğine çevirme niyeti de yok bunlarda. Ortaya çıkan tablo, fotoğraflar zaten bunu gösteriyor. Hiçbir ders çıkarmadıkları, ne geçmişten ne olanlardan hiçbir şey anlamadıkları, anlamayacakları da maalesef umutsuz bir vaka olarak ortada durdukları görünüyor değerli arkadaşlar. Türkiye'yi uluslararası ilişkilerde bakın nasıl yalnız hale getirdiler. Bu da ülkede darbeyi tetikleyen, teşvik eden etkenlerden biridir. Etrafında dostluk almadı Türkiye'nin. Dünyada dostluk almadı. Türkiye'nin adını bilmeyen ülkelere ancak ziyaret yapılabiliyor. Başka ilişkisi kalmadı Türkiye'nin. Suriye savaşı kızıştırıldı. Orada iç savaş tetiklendi. IŞİD, Ahrar-ı Şam, Nusra gibi örgütler desteklendi. Bunların hepsi yapılan büyük hatalardır. Şimdi diyorlar, efendim biz paraleli kontrol edemedik. Bunlar devlete sızdılar. Bu yüzden darbe oldu. Bu kadar düz bir mantıkla açıklanırsa işin içinden çıkılamaz. Paralel sızdı diyorlar. Nasıl sızdı ya? HDP'ye niye sızamadılar? Türkiye'de paralelin sızmadığı tek kurum neredeyse biziz. Niye sızamadılar mesela? Darbe girişiminin olduğu akşam bütün vekil arkadaşlarım parti yönetimiyle görüşmeler yaptım. Çok şükür. Tek bir arkadaşımız tereddütsüz darbe karşıtı tutum sergilemekten çekinmediler. Niye bize sızamamışlar? Çünkü bunun adı sızma değil, süzmedir. Süzmedir bunun. Hepsini süze süze kendi elleriyle devlete yerleştirdiler. Her yeri. Ya bunlar olmamış gibi davranıyorlar. Aklımızla, hafızamızla alay ediyorlar. Olmaz ki böyle. Öz eleştiri, özür. Erdemdir erdem, korkmanıza gerek yok. Özür dilerseniz sizi yadırgamayız. Büyürsünüz, küçülmezsiniz. Kandırıldık falan demeyin. Siz beraber Türkiye'yi kandırdınız. Çıkın özür dileyin. Süze süze bunları, kadrolarını tek tek siz yerleştirdiniz. Deniyor ya 40 bin 50 bin kişinin listesini nereden bir gecede buldular? Herhalde kendileri yerleştirmiş, isim isim biliyorlar. Onlar bilmeyecek de ben mi bileceğim? Peşkeş çekilen mallar, arsalar, araziler, rantlar, krediler, hibeler, yardımlar, haddi hesabı yoktu. Bunları unutmayalım ki, ben sırf suçlamak için söylemiyorum. Ders çıkarmak adına bunları tekrar hatırlatmak istiyorum. Ders çıkarmak adına. Çünkü hani bir laf vardır ya, şeyh uçmaz mürit uçurur. Şimdi geçmişte o şeyhi uçuruyordunuz. Ders çıkarmazsanız başka şeyhleri uçuracaksınız, biliyorum. Gerek yok. Gerek yok. Biliyorum, uçmayı seviyorsunuz, uçurmayı seviyorsunuz. Doğru. Ama siz şeyhleri bu şekilde mürit edasıyla uçurmaya devam ederseniz şeylerde halka, topluma bunu yapmaya devam ederler. Bırakın artık uçmayı. Bak biz emin adımlarla, kararlı bir şekilde, sabırla, ısrarla yürüyoruz. Yürümek iyidir. Ama yok, yürümek iyi değil diyorsanız size iyi uçuşlar diyorum. Ancak iyi uçuşlar diyorum.